Bu vajinismus dediğimiz sorun cinsel işlev bozukluklarının en önemlisi. Bizim toplumda çok sık rastlıyoruz. Kadın ilişkiye gireceği zaman korkular nedeniyle önemli olan ilişkinin mümkün olması. Vajinanın ilk üçte biri kaslarının korkular nedeniyle ya da bilinçaltı bir takım çatışmalar nedeniyle vajinismusa neden olan çatışmalar nedeniyle istem dışı kasılarak ilişkiye izin vermemesi durumuna vajinismus diyoruz. Bu korkular sürdüğü sürece sürekli olarak her denemede bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Adeta bir şartlı refleks olarak ortaya çıkıyor. Hastalar, daha doğrusu ilişkiye giremeyen hanımlar geliyorlar, ağlıyorlar. Diyorlar ki hocam bu bir hastalık mıdır? Biz ailemize anlatamıyoruz. Diyorlar ki siz isteseniz bu iş olur. Demek ki istemiyorsunuz. Siz eşinizi sevmiyorsunuz ya da isteyerek evlenmediniz. Reddediyorsunuz. Neden reddediyorsunuz? Hayır, biz eşimizi seviyoruz. Ben eşimi seviyorum, ilişkiye girmek istiyorum ama tam o anda bir şey oluyor. Çünkü vajinismus hastaları sevişmeyi biliyor, istekliler, cinselliğe karşı olumlu bakıyorlar. Hatta sınırlı orgazmı, klitoral orgazmı yaşıyorlar ama tam o anda diye bize böyle şikayet geliyor. Peki tam o anda ne oluyor dediğimiz zaman, aklınızdan ne geçiyor? Niçin izin vermiyorsunuz dediğimiz zaman da hocam tam o anda beynimde fırtınalar kopuyor, kıyametler kopuyor. Sanki öleceğim, bayılacağım, dünyanın sonu gelecekmiş gibi oluyor gibi böyle çok ağır yakınmalar koyuyorlar ortaya. Bunları araştırdığımız zaman da korkuya karşı verilen bir tepki, yani bir şartlı refleks ortaya çıkıyor. Kadının isteminin dışında vajen kaslarının İlk üçte birinin kasılarak ilişkiye izin vermemesi. Ve bu sürekli yaşam boyu devam edebiliyor. Neden? Çünkü o korku, o negatif bakış, o olumsuz davranışlar, olumsuz düşünceler kişinin beyninde mevcut. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi çok güzel anlattınız gerçekten. Bunun aslında mesela uçak korkusundan bir farkı yok. Evet. Yani bir fobi bu. Uçak korkusundan farkı yok. Yani burada çok güzel söylediniz. Bu kişilerin cinsellikle bir problemi yok. Yok. Yani eşine karşı istiyor. İlgi duyuyor, istek duyuyor, seviyor. Sevişiyor. Bütün bunlar var. Bütün bunlar varken bile bu bir uçak korkusu gibi. Yani o uçağa gidene kadar her şey çok iyi. Yani kendi kendine uçak korkusu olan da ya ben şimdi gideceğim, bak oturacağım, tamam bir şey yok. Ama ne zaman ki uçak hareket etmeye başladı, o an şuur kapanıyor. O zaman bir panik, evet. Adeta bir savunma davranışı içine giriyorlar ve panik yaşıyorlar. Öyle ki bütün vücut tepki veriyor o zaman. Ya eşlerini itiyorlar, ya kendileri kaçıyor. Korkunç bir kasılma, titreme, işte o vücut şeylerini anlatıyorlar. Daha çok korkunun yarattığı fizyolojik sonuçları anlatıyorlar. Hocam çok kasılıyorum, çok terliyorum, ölecek gibi oluyorum. Sanki ölsem de kurtulsam diyorum o anda. Düşünebiliyor musun? O panik atak yani. O an çok panik atak yaşıyor ve tamamen gerçekle algısı kopuyor. Evet. Ondan öncesi dediğiniz gibi çok güzel. Sevişiyor, eşini seviyor, haz alıyor. Uyarılıyor, istekli ama tam o anda film kopuyor. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi ikiniz de bu işin uzmanısınız. Yani biriniz kas yapısını, sistemi çok iyi biliyor. Biriniz de duygu durumunuzu çok iyi biliyor. Evet. Anlamadığım şeyler var. Burada erkeğin hiç rolü yok mu? Tamamen bizimle mi ilgili? Tabii. Bir de bu tamamen fiziksel bir şey olabilir mi? Sadece yani ruhsal olarak seviyor, istiyor, o da istiyor ama fiziği izin vermiyor da diyebilir miyiz? Yoksa sadece ruh bedene hükmediyor ve bu yüzden mi izin vermiyor? Şimdi tabii onu Aytuğ Bey daha iyi bilir. Organik nedenlerle ortaya çıkan vajinismus olguları da var. Ama ona vajinismus demek dememek lazım. Evet. Yani fiziksel, onu birazdan göstereceğiz anatomik yapı üstünde. Evet. Fiziksel olarak, anatomik yapısı olarak bir kadının ilişkiye girmekte zorlandığı, bu nedenle de istemediği veya kasıldığı durumlar mevcut. Bunlar ama bir kadın doğumcunun görüp önüne geçebileceği veya en azından anlatabileceği, hastaya açıklayabileceği şeyler. Ama vajinismus dediğimiz tamamen şey psikolojik. Evet, engel yok iken, fiziksel bir engel yok iken
beyinde bunun, bu noktanın, bu noktanın harekete geçmesi. Tamam. O nokta çok güzel söylediniz. Yani o anda hiçbir şey kalmıyor. Yani kopuyor. Çünkü dış dünyadan kopuyor. Eşini görmüyor, tekmeliyor, itiyor, bağırıyor hatta. Yani eşinin hiç rolü yok mu? Eşin rolü çok var. Tabii ki eşin rolü var. Onların hataları var mı? Şimdi eşlerin de hataları var. Onları da anlatacağım ama burada kadının daha çok şeyi şuradaki davranışları sırasında eşin biz çok duyarlı, duygusal, efendim problem çözücü, çok sıcak davranmasını istiyoruz. Genelde böyle olmalı çünkü hastalık olduğunu bilmeyen bir sürü eş var. Ne zannediyorlar onlar? O zaman diyorlar ki sen beni istemiyorsun. Sevmiyorsun. Sen beni reddediyorsun. Bu sefer öfke duyuyor eşine. Kin duyuyor, öfke duyuyor, şiddet uyguluyor. Hatta tecavüze kadar giden olaylar, adli vakalar ortaya çıkabiliyor. Eşlerin rolü çok fazla. Onun için tedaviyi daha sonra anlatalım. Tedavide de biz eşleri birlikte alıyoruz. Eşlerin de tedavi seanslarına katılmalarını istiyoruz. Mesela bana gelen çiftlerde, şimdi bir kere bana geldiklerine göre eş durumu kabullenmiş, anlayış gösteriyor. Erkek evet, yani evet. Durumu anlayış gösteriyor ve bir doktora gidip çözüm arıyorlar. Şimdi bu bir kere baştan seçilmiş olarak iyi bir çift evet. Aslında. Fakat uzun bir süre geçince ne kadar şey olsa da bir birikim oluyor ve o sabırlar biraz taşmaya yakın oluyor hı-hı, bir. Hı-hı. Bazısı vazgeçmiş oluyor. Hı-hı. Şimdi bu da tamam, çok önemli. Yani. Bunu da birazdan konuşacağız. Konuşacağız. Vazgeçmemek de lazım. Yani vazgeçerseniz de çözüme gidemiyorsunuz. Şimdi tabii eşlerin çok pasif olması da bizi üzüyor. Neden? Canım nasıl olsa günün birinde olur. Kendini üzme karıcığım diyor ve o şekilde sınırlı sevişmelerle yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama o zaman da uzun yıllar geçiyor. Mesela 10 yıl, 15 yıl, 20, 30 yıllık vakalar gördüm. Bir çok ömür yani böyle bir geçiyor. Ömür, evet, evet. Nasıl olsa günün birinde olur. Bunlar da çok pasif, girişken olmayan, hatta cinsel kimliğinde bir takım özellikler olan erkekler gibi onlarla araştırmalar da yapıyoruz. Evet. Bunları da o şekilde ayırabiliriz. Ama tabii ki iki tarafın birlikte tedavi olması gerekiyor. Şimdi çok özür dilerim. Ben işte yurt dışında çalıştığım dönemde şöyle söyleyeyim. Hiç vajinismus görmedim. Evet. Yani ben Avrupa'da evet. Viyana Üniversitesi'nde çalıştım. Bir jinekolog olarak hiç vajinismus görmedim. Ya. Yani ona gelince, şimdi bu çok bilimsel değil, şahsi fikrimi söyleyeceğim ama insan şöyle düşünüyor. Orada cinsellik bizden çok daha açık ve doğal yaşanıyor. Dolayısıyla hiç kimse korkutulmuyor. Yani bu aha. İşte demin programa girerken seyrettiğimiz o VTR'lerdeki sözler, kızları ürküten şeyler yok. Biraz da bilgi de, cinsel bilgi evet, de daha yüksek. Evet, evet. Ve dolayısıyla bir tane bile ilişki zorluğu yaşayan insan gelmedi bana orada. O kadar sene çalıştım. Ama burada çok sık geliyor. Demek ki bizde bir farklı kültür farklılığı şimdi, var. Şimdi kültür çok önemli Aytur Bey. Bizde bekarete verilen anlam çok önemli. Nedir bekaret? Namus sembolü. Şimdi bekaretini çok iyi koruyacaksın, çok iyi saklayacaksın, canın pahasına saklayacaksın gibi böyle bir yanlış mit var bizim toplumda. O zaman genç kızlar ne yapıyorlar o zaman? Namus, hatta hastalarımın çoğu diyorlar ki hocam bu bizim hazinemiz, bu bizim hazinemiz. Toplumsal olarak biz de geleneksel toplum olduğumuz için kızlarımızı hep işte buraya koşullandırıyoruz. Direkt olarak ya da en direkt olarak aman bekaret çok önemlidir. Onu iyi koruyacaksın, iyi saklayacaksın. Bu eşine bir mükafat olacak gibi artık bizim kültür yapımızda bu çok yaygın. Böyle olabiliyor fakat bunun üstüne de bilgisizliğimiz çok fazla. Yalnız bilgisizlik olsa bir şey değil, yaygın korkularımız var. Yaygın olarak korkutuyoruz gençlerimizi. Ben bunun altında da yine bekaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani korkutalım ki aman korksunlar ve daha iyi saklasınlar gibi bir düşünce olacağına inanıyorum bizim toplumda. Çünkü saklıyorlar yani genç kızlar. Korkutuyorlar. Öyle olur, böyle olur, şöyle olur. O ilk gece. Hep de ismi ilk gecedir nedense. İlk ilişkinin. Sanki o gece yapılmak zorunluluğu vardır bizim kültürde. Hatta bunun kanıtları beklenir. Kapılarda aileler bekler. Bunlar çok yanlış şeyler ama artık zamanımızda yavaş yavaş bizim toplumda da bunları kaybetmeye başladık. Çok daha doğuda belki törelerine
çok bağlı olan ailelerde varsa vardır. Ama şimdi çok komplike bir şey. Biz Avrupa'daki insanlardan bahsettiniz biraz önce Aytuğ Bey. Onlar ilkokulda, ortaokulda başlıyorlar cinsel eğitime. Bu çok önemli. Biz cinsel eğitim vermiyoruz. Okullarda öğretmiyoruz. Okullarda bitkilerin, hayvanların üremeleri, tozlaşmaları, döllenmeleri hepsini anlatıyoruz çocuklarımıza. Ama insanın üremesine geldiği zaman tabu, konuşulmuyor, reddediliyor. Neden? Biz önce kendimizi öğrenmeliyiz. Önce insan olarak, kadın olarak biz kendimizi bilmeliyiz, tanımalıyız. Avrupa'da eğitim var. Sonra cinsellik bizim toplumda olduğu gibi katı kurallara bağlı değil, tabu değil. Orada aileler de çocuklarıyla çok güzel konuşabiliyorlar, anlatabiliyorlar. Öyle olunca tabii ki orada yalnız yapılan araştırmalara göre Avrupa'da %1 vajinismus olayı varken bizim toplumda %10'un üstünde. 10 yani kat daha fazla. 10 kişiden şimdi, birisi bu sorunu yaşıyor. Evet, arkasında demek ki bir gerçekten hem bilgi eksikliği var hem bir kapalı tutma güdüsü var toplum olarak.